Mutfağımdan selamlar. Bugünkü tarifim iki renkli pamuk gibi yumuşacık bir kek olacak. Yapması çok pratik, tadı oldukça lezzetli. Mutlaka deneyin diyorum ve kalıbımı yağlayarak işe başlıyorum. Margarin, tereyağı ya da sıvı yağ ile kalıbı güzelce yağlıyoruz. Buzdolabına alıyoruz ve kekimizi yapmaya geçiyoruz. Burada en önemli püf noktası yumurta ve şekeri çok iyi çırpmak. Bu bir. Bir de malzemelerin hepsinin oda sıcaklığında olmasına dikkat etmek. Bu da iki. Yumurta ve şekerimi çok iyi çırpıyorum. Beyazlaşıp böyle bir kıvam aldığında artık diğer malzemeleri ekleyebilirim. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum, çırpıyorum. Bu aşamada çok fazla çırpmayacağım artık. Karışana kadar çırpacağım. Sütümü de ekledim. Aynı şekilde karışana kadar çırpıyorum. Şimdi kuru malzemelere geldi sıra. Un, vanilya, kabartma tozu hepsini elekten geçiriyorum ben. 4 su bardağı un, 1 paket vanilya, 2 paket de kabartma tozu. Unu ilk duyduğumda ben de şaşırmıştım. Kuzenimden aldım tarifi. Çok güzel kek yapar. Ona güvenerek denemiştim ve benim favori tarifim oldu. Daha önce de paylaşmıştım aslında. O yüzden gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Un fazla gelmesin gözünüze yani. Malzemeleri ekledikten sonra önce şöyle bir karıştırdım. Çok etrafa sıçramasın diye. Sonra şöyle bir çırpıyorum. Bu aşamada spatula ile devam edebilirsiniz. Çırpmanız şart değil. Ben harcım fazla olduğu için çırpmak daha kolay geldi. Kıvamı da böyle gördüğünüz gibi çok katı değil. Şimdi hazırladığım harcı iki parçaya ayıracağım. Bir bölümünü kakaolu yapacağım çünkü. Siz isterseniz sade de yapabilirsiniz. 2,5 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Eliyorum onu da aynı şekilde. Malzemeleri elemek önemli. Kabarması açısından onu da dikkate alırsanız çok sevinirim. Kakao miktarında süt ilave ediyorum. 2,5 yemek kaşığı kadar. Şimdi bunu da güzelce karıştırarak harcıma yedireceğim ve kakaolu harcım da hazır olmuş olacak. Çok lezzetli bir kek oluyor gerçekten. Bildiğiniz klasik bir tarif aslında. İçine biraz da fındık kırığı attım ben ama koymanız şart değil. İstediğiniz başka kuru yemişler varsa, kuru meyveler varsa onları da ekleyebilirsiniz. Buzdolabından çıkardığım kalıbıma önce sade harcımı yayıyorum güzelce. Dibini sıyırdığım bölümleri özellikle kesmedim. Her seferinde yazıyorsunuz çünkü neden ziyan ettin diye. Asla ziyan etmiyorum. Sadece video sıkıcı ve uzun olmasın diye o bölümleri çok göstermiyorum. Bu sefer hepsini gösterdim. Kakaolu harcımı da döküyorum sade harcımdan sonra. Şöyle bıçağın tersiyle karıştırıyorum birkaç kere. Bu arada fırınımı 180 derece alt üst ayarda ısınması için açtım. Kalıbımı iki kere vuruyorum içindeki kabarcıklar çıksın diye ve kekimi fırına alıp pişiriyorum. Benim fırınımda kekin pişmesi 50-55 dakikayı buldu. İlk 40 dakika lütfen fırının kapağını hiç açmayalım. Kalıptan çıkarmak için de çok sıcakken uğraşmıyorum. Biraz soğuduktan sonra çıkarıyorum. Kalıbımı bu arada Instagram'dan Avantaj Port diye bir sayfadan almıştım. Çok memnun kaldım. Hiç yapışmadı gördüğünüz gibi. Çikolatalı sos hazırladım. Hazır çikolatalı sos. Onunla süsleyeceğim ve servis edeceğim. Siz süslemede tabii ki özgürsünüz. Farklı kalıplar da kullanabilirsiniz. Bir de bazen kekim çok iyi kabardı ama sonra söndü diye sorular geliyor. O da kek piştikten sonra hemen fırından çıkarmayın. Ani ısı değişimi kekinizin sönmesine sebep olabilir. Kapağı açın, birazcık içinde soğusun, ondan sonra çıkartın. Ve dediğim gibi kalıptan çıkarmadan önce de birazcık ılımasını mutlaka bekleyin. Zorlarsanız kalıba yapışabilir çünkü. Kekimin üzerine de süslüyorum beyaz çikolata parçalarıyla. Artık servise hazır. Şimdi içini de kesip göstereceğim hemen. İlk denediğimde ben de korkmuştum açıkçası. Yani un biraz fazla gelmişti gözüme ama dediğim gibi gerçekten tam ölçülü bir tarif. Çok da güzel oluyor. Böyle bereketli kocaman bir kek oluyor. Denerseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Şimdi iç kıvamını da göstereceğim hemen. Keki oldukça sıcakken kestim aslında. Biraz dinlense daha güzel görünecekti ama güneş ışığını kaçırmak istemedim. Umarım sizin de hoşunuza gider. Videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız ayrıca mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşça kalın.